Sırada Amerikan basından özetler var. Bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan başlıkları Mehmet Sümer aktaracak. Mehmet söz sende. Özlem Amerikan basınına önce New York Times gazetesiyle başlayacağız. New York Times gazetesi. Irma kasırgasının en çok zarar verdiği Karayip Adaları'ndan San Martin'deki son durumla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete evlerin temellerinden yıkıldığı, limanı alabora olmuş teknelerle dolu San Martin'de insanların yaşam mücadelesi verdiğini yazıyor. Habere göre içme suyu ve gıda sıkıntısı yüzünden Çıkan kavgalar adanın sosyal dokusunu da zediliyor. Yakıt ve elektriğe erişimin hemen hemen hiç olmadığı San Martin'de gıda yardımı dağıtımı da henüz bir düzene oturtulamadı. Örneğin elektriğin olmadığı dolayısıyla buzdolaplarının çalışmadığı adada kimi mağdurlara gıda yardımı olarak donmuş tavuk verilmesi de tepki çekti. Adaya telefon ve internet hizmeti de verilemiyor. Neredeyse tüm okul binaları hasar gördüğü için eğitimin yeniden ne zaman başlayacağı da tam olarak kestirilemiyor. Gazete San Martin'in her şeye yeniden başlamak zorunda olduğunu, enkaz yanının altındaki adanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak sıfırdan başlayıp kendini yeniden inşa etmesi gerektiğini yazıyor. Adanın ana gelir kaynağı olan turizmin ise ne zaman yeniden eski haline döneceği tam bir soru işareti. New York Times'tan bir başka haber daha aktaralım. Bugün ayrıca Başkan Trump'ın Amerika'ya bebek ya da çocuk çocukken kaçak olarak getirilenlerin sınır dışına engel sınır dışı edilmesini engelleyen planı destekleyeceğini söylediğini yazıyor New York Times. Habere göre Trump dün Irma kasırgası mağdurlarını ziyaret etmek için Florida eyaletine doğru yola çıkmadan önce kısaca DACA olarak bilinen ve kaçak gençleri sınır dışı edilmekten koruyan kararname üzerinde çalıştıklarını sınır duvarı meselesini ise sonra ele alınacağını söyledi. Gazete Trump'ın göçmenlik konusunda Demokrat Parti'ye yaklaşmasının Cumhuriyetçi Parti içinde kimilerini rahatsız ettiğini ancak bazı Cumhuriyetçi Parti kongre üyelerinin Trump'ın attığı adımlara sıcak baktığını yazıyor. Örneğin Tennessee eyaleti Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lamar Alexander Başkan Trump'ın göçmenlik meselesinin çözümünde tıpkı Başkan Nixon'ın Çin'le yakınlaşmasında olduğu gibi Amerikan siyasetine tarihe geçecek bir adım attığını söylüyor. Şimdi Washington Post gazetesine bakalım. Washington Post gazetesinde de Harvey kasırgasının Texas eyaletinin güneyinde yol açtığı sel baskınında büyük zarar gören Houston'daki duruma değiniyor bu defa. Gazete suların artık çekildiği Houston'daki birçok mahallede insanların artık kendilerine Houston'da her şeyi yeniden başlamaya değer mi sorusunu sorduklarını yazıyor. Habere göre Houston'ın sel baskınlarına karşı en savunmasız mahallelerinde oturanlar 3 yıl üst üste 2015, 2016 ve son olarak Harvey kasırgasından sonra yaşadıkları sel felaketinin nedeniyle artık bıkmış, usanmış durumda. Houstonlular hükümetin sel baskınlarına yatkın bölgelerdeki konutları satın almaya yönelik bir plan oluşturmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtiyor. Gazete böylesi bir planın mantıklı olduğunu, hükümetin bu mahalleleri eskiden olduğu gibi boş arazi haline getirmesiyle gelecekte yaşanacak olan aşırı yağışlar ve sel felaketinde oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmesinin mümkün olabileceğini söylüyorlar. Aktaracaklarımız Amerikan basınından New York Times ve Washington Post gazetelerinden kısaca bunlar düzeyde. Mehmet Sümer Amerikan basınından özetleri aktardı. Teşekkür ediyoruz Mehmet.